Sinüzit nasıl oluşur demiş vatandaş. Nasıl oluşur? Tabi buralara iltihap dolarsa şu göz, burun boşluğu, çene boşluğu, alın boşluğu, bu boşluklara sinüs denir. İltihaplanırsa sinüzit denir. Yani 3 aydan fazla uzun sürerse kroniktir. Evet, ne olur? Gözlere zarar verir. Göz ve yüz çevresinde zonklacı bir baş ağrısı, burun tıkanıklığı, burun ve genizde sarı, yeşil renkli akıntılar, boğaz ağrısı, boğaz kuruluğu, ağız kuruluğu, koku ve tat bozukluğu, hafif ateş. Abi geçinler de Hakan Bey. Hakan Şentürk bir videosu var, isteyen bakabilir. 15 yıldır koku almıyor. 15 yıldır. Tat da almıyor. Yani yediği yemeğin tadını almıyor. Herkes yiyor, o da yiyor. Ne yapsın? Şimdi bizim ürünleri kullandıktan sonra 6 hafta sonra demiş ki şunun tadı ne kadar güzelmiş demiş. Hanım demiş ki ne oldu? Tat mı alıyorsun? Evet, tat alıyorum. 2-3 hafta sonra devam ediyor tabii bizim ürünleri. Bir koku geliyor. Ya ne oldu sana? Hani koku, hiç koku almazdın. Koku almaya başlıyor. Şimdi sinüslerin, şuradaki sinüsün altında böyle saçak şeklinde sinir hücreleri var. Bu hücreler kokuyu beyne iletir. Şimdi sinüzit nedeniyle buradaki tüysüz hücreler kireçlendiği için, sertleştiği için mesaj gönderemiyor. Burada böyle böyle bir durum var diyemiyor. Sistem çöküyor ve burnu koku almıyor. Yıllar sonra koku ve tat alır hale geldi beyefendi. Hakan Bey, maşallah. Evet, alın boşluğu, burun boşluğu, çene boşluğu, burun boşluğu ve şu hemen şurası, alın boşluğu. Buralar temizlendi mi, arındı mı, ne olur? Sinüsler boşaldı mı? Koku alma. Şimdi sinüs boşluğu çok çok önemli. Neden önemli? Almış olduğumuz havanın içerisinde, nefesin içerisinde, havanın içerisinde kıl olabilir, tüy olabilir, toz olabilir, bakteri, virüs, mantar poleni olabilir, her türlü mikrop olabilir, her şey olabilir. Sokakta gidiyorsunuz, kimyasallar, arabaların egzozundaki kimyasal ağır metaller olabilir. Her şey nefes yoluyla önce sinüslerden geçiyor. Sinüslerin üzerinde tüysüz hücreler, halın üstündeki iplik gibi. Bunun üzerine sümük. Sümük doğal antibiyotiktir yani. Güzel bir şey. Ne yapıyor? Her türlü mikrobu öldürüyor. Bir, her türlü mikrobu öldürüyor. İki, her türlü havadaki kıl, tüy, toz, kimyasalı ne yapıyor? Kendine bağlıyor. Sümük süzdüğün zaman bütün pislik gidiyor. Sümük doğal bir antibiyotik. Çok önemli. Evet. Sadece bunu yapmıyor. Klima gibi çalışıyor. Yazın sıcak havayı soğutuyor. Kışın sıcak soğuk havayı ılıtıyor. Böylece akciğere bir kıl, tüy, bakteri, virüs, mantar, parazitin gitmesini önlüyor. İki, yazın sıcak havayı, kışın soğuk havanın direkt akciğere gitmesini önlüyor. Filtre görevini görüyor. Klima görevini görüyor. Birçok özelliği var. Oval antibiyotik özelliği, koruyucu önlem alıyor. Daha ne yapsın? Muazzam bir şey yani.